Yarın üçüncü bölümü gelecek IŞİD'in. O da para kaynakları ve ticaret ağları Türkiye'de nasıl işliyor, ona bakacağız. Onu Hazar Dost anlatacak sizlere. Ve geldik Adnan Oktar. İpek Özbey devamlı haberlerini yapıyordu ve 5 aydır aralıksız cezaevinde yeniden örgütlendiğini Sözcü ekranlarında dile getiriyordu konuklarıyla birlikte. Ve Adnan Oktar suç örgütü lideri Erzurum'dan Van'a gönderildi. Van cezaevinde kalacak artık. F tipi cezaevinde kalacak Adnan Oktar, silahlı suç örgütü lideri. Geldik bir mesaj okuyayım. Arif diyor ki, şöyle diyor. Selam Fatih, Fatih abi. Memleketi kurtarırlarken 16 yaşındaydım. Dikkat edin. Bugün 38 yaşındayım. Hala kurtulmaya devam ediyoruz. Hedef 2023'tü. Artık hedef kaç olur? Havada bulut, Türkiye'm kurtulmayı sen unut diye yazmış. Ama hala inananlar var gerçekten. Onu inandırmak sosyolojik bir başarı, biliyor musunuz? Bu yüzden tebrik etmek gerekiyor AKP kadrolarını. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Tabii ki herkesin. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herkeste kredi kartı var mı? Var. Siz ekran başındakiler, herkeste var. Reji sizde de var. Biliyorum, 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 biliyorum. Üçteyim. Ben tamam, orada söyleyeyim. Siz ekran başındakiler kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Peki, şimdi bir bu eksikti. Ne eksikti diyecek olursanız, kredi kart aidatlarına %70 zam geldi. Kredi kartı kullanıyorum ama bilmiyorum onları yani. Kart aidatı ödediğinin kimi farkında, kimi ise değil. Ancak her yıl bu ücret onların cebinden çıkıyor. Bence hani gereksiz bir ücret olarak şey yapıyorum. EFT yapıyorsun, havale yapıyorsun. Onda bile yani çok fazla ücret alıyorlar. Hani bir de bunun ekstradan karta gelmiş olması bence hoş değil. Zam gelmeyen ne kaldı ki diye sormak lazım. Sıra kart aidatlarına geldi. Tam %70. Her şey zam geliyor zaten yani. Hiç şaşırmadım. Bazı kredi kart aidatları 1500 TL'ye vardı. Toplam tutarın 30 milyar TL'yi bulacağı hesaplanıyor. Yalnızca kart ücretlerinden alınacak para bu. Türkiye'de ise 103 milyon aktif kart var. Hiç almasınlar. Bizi kandırıyor, banka vereyim diyor. Yok aidat yok, eve geliyoruz aidat geliyor. Uzmanlara göre bankalar aidat ücreti için bilgi vermeli. Eğer bu yapılmadıysa... Bunun için ilk yapmaları gereken işlem bankaların müşteri hizmetlerini arayaraktan kendilerinden haksız yere alınan kredi kartı aidatlarını talep etmeleri. İkinci yolsa... E-Devlet üzerinden tüketici hakem hayatına başvurarak kredi kartı aidatlarını geri almak istemeleri. Böyle bir şey mi olur ya Türkiye'de? Zaten kazanıyor banka kazandığı kadar. Yine mesaj vereyim size. Tamam, Remzi ile bir şey konuşmuştuk da tamam Remzi, okey oldu. Geldik asgari ücretlere bakacağız. Asgari ücret de hala umutla bekliyor. Çünkü bir asgari ücret yetmiyor. 17.002 lira bir seneyi götürmez. Haziranda mutlaka zam yapmanız. Özür dilerim. Haziranda zam yapıp Temmuz'da mutlaka yeni asgari ücreti hesaplara yatırmanız gerekir. Bak ekmeğim, ben elma yiyorum ya. Yani paranın yetişmediği için. Yılın başında 17.002 lira olarak belirlenen asgari ücret daha 3 ay olmadan erimeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci zama sıcak bakmadığını söyledi. Ama sabit gelirli gözünü kulağını yaza çevirdi. Ara zam beklentisine girdi. Her zamlandığında etraftaki yaşama fiyatları da peşinden geliyor. Depar da geliyorlar. Hatta artık asgari ücreti de geçmeye başladı. Önce yaşam ücretleri zamlanıyor. Ardından asgari ücret zamlanıyor. Yetmez ki. İki de yetmez. Gelsen olacak. Her şey uçtu. 10 liralık döner ne oldu da 100 lira oldu ya? Vatandaşların çoğu ara zamla birlikte asgari ücretin 25 bin liranın üzerine çıkmasını istiyor. Asgari ücret 17 bin lira yetmiyor. Ama mesela kira 5 bin lira olsa, asgari 17 bin lira olsa millet rahatla geçinebilir. Peki şu an için ikinci zam gelmeli mi sizce? Gelmeli tabii ki. O millet geçinemiyor şu an. Ne kadar olmalı en az? En az 25 bin lira asgari ücret olmalı. Geçinemiyoruz tabii ki. Geçirmek mümkün değil, biliyorsunuz. Beklentiniz nedir peki? Vallahi zam olması bizim için, herkes için yani. Vallahi 20-25 olması. Asgari ücrette ara zam beklentisi gibi staj mağdurları ve kademeli emeklilik düzenlemesi beklentisi de gündemde. Stajyer olarak sigorta girişi olmasına rağmen EYT'den faydalanamayanlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Ama Bakan Işıkhan bu konuyla ilgili çalışmamız yok dedi. Vereceğiz. Daha ne müjdeler vereceğiz inşallah.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 gün önce Adana'da yaptığı vereceğiz vereceğiz, bütün hakları vereceğiz şeklindeki söyleminin peşindeyiz. Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan stajyer ve çıraklarla ilgili herhangi bir çalışma olmadığını söyledi. Ancak biz bunu kabul etmiyoruz. Bir önceki bakanımız Vedat Bilgin bu konuda bir çalışma olduğunu ve bu çalışmanın da nihayete erdiğini söylemişti. Geçinemiyoruz sayılır. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Çok pahalı. Yani bu fiyatların durdurulmasını istiyorum. İşi gücü bırakın. Lütfen izleyeceğiniz haberi